başıma gelen en ilginç olayı buydu. Oraya geliyorum, bir kere bile top oynadığını görmedim, fotoğraf çekilip gidiyoruz demiş. Kramı biraz zayıflamış gördüm. Daha doğrusu biraz süzülmüş gördüm. Zaten o hep fitti ama... Haftanın spor magazin olaylarını masaya yatırdığımız, konuştuğumuz ve sizlerle paylaştığımız Nesinemark programımıza hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Hadi başlayalım. İlk haberimiz Ronaldo'dan gelsin. Ronaldo'nun şu günlerde yüzü bir hayli gülüyor. Karantina süreciniz nasıl geçti? Kimimiz evimizden çalıştık, kimimiz işe gitmek zorunda kaldık. Kimimiz bu süreci iyi değerlendirdik, kişisel gelişimimize önem verdik. Sporcular da olabildiğince aileleriyle zaman geçirmekle kalmadı. Aynı zamanda antrenmanlarını da evden sürdürdü. Ronaldo onlardan bir tanesiydi. Sıkı çalıştı ama sadece fiziksel bir çalışma süreci geçirmedi. Aynı zamanda proje bazında da güzel şeyler üretti. Birkaç gün öncesine kadar güzel bir haber verdi Ronaldo. Müzesini kurdu. Evet, en güzel ürünleri... en revaçta olan bir futbol sever olarak en revaçta olabilecek ürünleri müzesinden satışa çıkardı. Biraz kulağa tuhaf geliyor değerli izleyenler. Kulüp mağazası gibi düşünün. İşte şapkaları, imzalı topları, daha doğrusu imza baskılı topları, buna benzer ürün gamını genişlettiği, futbol severlere sunabileceği güzel bir site ve müze açtı. Ekranlarınızda da görüntüler geliyor. Şöyle bir baktım fiyatlarına. 3 aşağı 5 yukarı yurt dışında kulüp mağazalarında satılan ürünlerin fiyatları kadar güzel. Biz alışkınız zaten sporcuların son yıllarda markalaşma konusundaki o anlaşmalarına, sponsorluklarına, ürünlerine birçok kişi birçok şey çıkardı diyebilirim. Yani en ilginç ve güzel olanlardan bir tanesi Maria Sharapova'nın sakızıydı. Evet, bayılmıştım. Bu geçtiğimiz yıl Amerika'ya gittiğimde sadece Amerika pazarında var bildiğim kadarıyla. Yani Avrupa'da göremedim. Çok güzel bir tenis şeklinde böyle sakızlar üretmişti. Reklam yapmak gibi olmasın. Yani yapamam da herhalde, satışı da yok ama çok güzeldi o sakızlar. En enteresanı o gelmişti yani, ne olabilir diye. Messi bir oyun üretmişti. Kendisinin de içinde bulunduğu, Messi markasının içinde bulunduğu. Ronaldo'nun bu uygulaması, bu satış stratejisi bence çok çok güzel. Olabiliyor. Birçok başka kimler geldi aklıma şu anda, gelsin aklıma. Yakın zamanda David Beckham gözlük çıkardı, kendi markası. Ronaldo'nun ve birçok oyuncunun zaten parfümü var. Ya olabiliyor. Böyle ticari atılımlar olabiliyor. En son ticari atılımı Ronaldo yaptı değerli izleyenler. Ürünler fena değil. Fiyatlar hatırlayabilecek miyim? 25 euroydu bir şapka. Top vardı. Top 500 liraya geliyor. Ronaldo imza baskılı. Zaten kareleri de ekranlarınıza hazırlayacağız şimdi. Evet, ilk haberimiz buydu. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun Ronaldo. Her erkek bir gün mutlaka bunu deneyecek. Neden bahsediyoruz? Evet, bıyıklardan bahsediyoruz değerli izleyenler. Bıyık bırakanlar da bu hafta. Fabregas'ın yeni tarzı bu hafta çok konuşuldu. Sosyal medyanın gündemindeydi. Yakıştı mı, yakışmadı mı? Yani bunu önce kadınlara sormak gerekir. Gerçi kadınların çoğunluğu diyeyim, hadi yani çevremdeki kadınlardan yola çıkayım, çok genelleme yapmayı sevmiyorum. Kirli sakalı seviyor, yani bıyıktan ziyade kirli sakalı seviyor. Bıyık herkese yakışmıyor galiba. Yani yakışanlar var elbette. Yani kim geliyor aklıma şu anda ilk olarak? Kenan İmirzalıoğlu'na yakışıyor bence. Var mı başka böyle yakışan? Bence Kıvanç Tatlıtuğ'ya da bir ara yakışmıştı. Yani ama böyle çok böyle kara kaş, kara göz, inanılmaz esmersi, o bıyık biraz böyle farklı duruyor diyeyim. Ya yani Fabregas'ı açıkçası çok yakıştıramadım. Siz beğendiniz mi Fabregas'ı? Böyle bir şeye benziyor ama tam olarak benzetemedim. Diyorum Fabregas. Devam ediyoruz. Almanya Ligi, Bundesliga başladı değerli izleyenler. Uzun zamandır böyle futbolu özlemiştik aslında ama yine de normalleştirmemek adına çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Gözler nereye çevrildi? Bize de çevrildi ama bizden önce bir İngiltere diyeceğiz. İngiltere Premier Lig'de ilk hedef 12 Haziran'dı. 19 Haziran'a ertelendi gibi ama tam net bir kesin
başlama tarihi henüz yok. Bu program yayınlandığında kesinleşmiş olabilir. O artık bizden farklı diyelim. Şimdi ben sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Liverpool'lu oyuncuların sahaya, antrenman sahasına, giriş karelerine, haleti ruhiyelerine şöyle bir göz atalım. Klopp'u biraz zayıflamış gördüm. Daha doğrusu biraz süzülmüş gördüm. Zaten o hep fitti ama biraz sanki süzülmüş geldi gözüme. Chamberlain biraz mutsuz gibi. Ne dersiniz? Diğer futbolcuların haleti ruhiyelerini yorumlamayı size bırakıyorum. Her ne kadar onlar da futbolu özlemiş olsalar da bu dönemden tedirginlik duyuyorlardır. Oynamaktan tedirginlik duyacaklardır diye düşünüyorum. Yani en azından ben futbolcu olsaydım sanırım tedirginlik seviyem %100 olurdu. Peki, devam edelim o halde. Michael Jordan'ın belgeselini izlediniz mi? The Last Dance, yani Son Dans, son zamanlarda çok fazla konuşulan belgesellerden bir tanesi. Ben henüz izleyemedim. Buradaki evde televizyon yok ve bilgisayarım bozuldu ve telefondan izlenmeyecek kadar özel bir belgesel olduğunu düşünüyorum. İlk olarak bir paylaşıma götüreceğim sizi. Lineker'in paylaşımı. Lineker Jordan'la ilgili o kadar güzel şeyler dile getirmiş ki onun çok özel bir basketbolcu, sporcu olduğunu, gelmiş geçmiş en güzel belgesellerden bir tanesini izlediğini dile getirmiş. Böyle o kadar güzel de ifade etmiş ki duygularını. Lineker'in duygularından ziyade gündemde son günlerde sürekli konuşulan bir konu var değerli izleyenler. Daha doğrusu Jordan belgeselini kötüleyen, Michael Jordan'ı biraz kötüleyen haberler. Onlardan bir tanesi Channing Frye'a ait. O da ligin eski oyuncularından. Amerika'da bir programa katılmış ve şöyle söylemiş Jordan'la ilgili. Tek bir işi vardı, o da skor üretmekti. Bunu müthiş yaptı. Ancak ben onun bu kazanma şeklini şimdiki oyuna çevirebileceğine inanmıyorum. Oyuncular onunla birlikte oynamak istemezdi. Değil mi? Herkesin Jordan'a 50 sayı ortalama tutturmasına izin vereceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Herkes ona ikili sıkıştırma yapardı demiş Channing Frye değerli izleyenler. Bir diğer açıklama da Horace Grant'ten geldi. Şöyle söylüyor, The Last Dance sözde belgeselinde anlatılan şeylerin %90'ın dili saçması, takımın anlatımı, diyaloglar ve yaşanan her şeylerin çoğu Jordan'ın uydurması, tek bir adamı şişirmek için her şey çarpıtılmış. Guardian'da yer alan haberde bu vardı değerli izleyenler. Ne kadar ilginç değil mi? Yani gelmiş geçmiş en büyük sporcu, yani tartışılmaz bir gerçek benim için. Ve en sevdiğim sporcuların başında geliyor. En başında geliyor resmen. Ve böyle haberler çıkıyor. Ne demiş büyüklerimiz? Büyüklerimiz o kadar haklı ki meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Michael Jordan'dan konuyu açmışken bu hafta kendimle konuyu kapatmak istiyorum. Değerli izleyenler, başıma gelen en garip, en komik... Aslında ilk etapta biraz böyle üzüldüm, ciddiye aldım ama daha sonra gerçekten güldüm ben de. En ilginç şeydi. Ben de Michael Jordan gibi basketbola düşkünüm. Yani çocukluğumdan beri oynuyorum. Lisanssız da basketbolcuydum ve uzun bir süre ara verdim. Haliyle spor medyasına geçiş yaptık. Neyse sizi detaylarda boğmayacağım. Zaten her akşam gittiğim bir basketbol sahasıydı. Ve her akşam mütemadiyen hikayeler atıyordum. Yani başarısız atışlarım, güzel atışlarım, güzel şık hareketlerim. Hepsini paylaşıyordum. Sonra ben bir kareyi Twitter'da paylaştım. Sonrasında altında çok güzel böyle etkileşimler oldu. Başarıyı kitlelerin önünde yaşıyorsanız, başarıyı yalnız, kareleri, güzellikleri kitlelerin önünde yaşıyorsanız onların bir nebze bu teasinglerine de yani esprilerine de malzeme olabiliyorsunuz. Sonra bir kullanıcı altına şey yazmış. İşte demiş ki oraya geliyorum, bir kere bile top oynadığını görmedim, fotoğraf çekilip gidiyoruz demiş. Şimdi ilk okuduğumda sinirlendim çünkü her akşam gittiğim, oynadığım bir yer yani her zaman yaptığım bir eylem olduğu için çok sinirlendim ve orada yeni keşfettiğim, gerçekten ikinci kullanımım falan olabilir, yanıtı gizle butonuna bastım. Ya hayır, bastığımız olaydım yani. Bastığım için olay daha da büyüdü. Sanki gerçekten böyle gidiyorum, fotoğraf çekiyorum, dönüyorum. Ya o da olabilir. Ya gidip fotoğraf çekip dönebilirim yani ama ilk
gizleme refleksim şeydi. Ya yalan dolan şeyleri yazıyorsunuz buraya altına falan. Hani böyle bir şey gizlemek için değildi yani. Sonrasında o büyüdü. Büyüdü. Ya ilk etapta dediğim gibi biraz böyle üzüldüm. Böyle kendimi savunmaya geçtim. Ya öyle değil falan filan. Sonra dedim ki ya bırak gitsin. Yani yürüsün artık ne olacaksa olsun. Sonra normalde her gün yine gidip fotoğraf çekmek istediğim bir yer ama şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Gidiyorum. Mesela güzel bir fotoğraf ya da video çekeceğim. Ya birisi şimdi çekiyordur yine diyecek ki geldi sahaya. Yine fotoğraf çekiyor gidiyor falan. Artık o kadar böyle gerildim ki. Ya fotoğraf çekmek istiyorum. Beni rahat bırakır mısınız lütfen? Yani lütfen rahat bırakın. İstediğimi yapayım yani. O kadar da değil diye düşünüyorum. Neyse bu haftanın en başıma gelen en ilginç olayı buydu. Ama çok esprili güzel şeyler de vardı oralarda. Seviyoruz. Yani güzel kullandıkça, birlikte hakaret olmadıkça, orada birbirimize karşı nezaket çerçevesinde yani esprili yaklaşımlarımızı, mizah kokan paylaşımlarımızı da seviyorum açıkçası. Bu haftalık bu kadar. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Geçiririz hep birlikte. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.